tvbolu.com. Evet. Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, Bolu'nun güzide haberlerini değerlendirerek Bolu'da bizlerin, yani siyasetçilerin ağzından bütün geniş kitlelere, hemşerilerimize aktarmak istediğimiz bütün düşüncelerimizi, yapmak istediklerimizi aktarmamıza vesile olan kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, hepimiz basın toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle bir araya gelmemizdeki amaç ya da özne iki başlık adı altında olacak. Öncelikle daha önce de bir araya geldiğimizde konuştuğumuz konuları kısaca özetleyerek geçmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yaklaşık 3-3,5 ay önce kadar İl Başkanlığı, AK Parti Bolu İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edildi. Bu vesileyle hemşerilerimizin görevimizi tebriki vesilesiyle ya da bizim onları ziyaretlerimiz vesilesiyle bir araya geldiğimizde bazı yerelde konuşulan Sayın Belediye Başkanımız Tanju Özcan tarafından da yoğunca değerlendirmelere hasıl olan bazı konularda kafa karışıklığı olduğu tarafıma yoğun bir şekilde iletildi ve bu konuda ben de kendilerinden müsaade isteyerek bu konuda gerekli araştırmaları yaptıktan sonra bilgilendirme yapacağımı kendilerine söylemiştim. Bu konuda, daha doğrusu bu konular, öncelikle iki başlık adı altında özetleyecek olursak, birincisi kullandığımız içme suyu olarak kullandığımız, evlerimizde kullandığımız suya yapılan bir gizli zam. Neden gizli zam diyoruz, onu da açıklayalım. İkincisi de su saatlerinin değiştirilmesi konusundaki zorunlu kılınan ve hukuksuz diye tabir ettiğimiz bir kararın deklare edilmesi. Ve şu an benim de şahit olduğum, kendi evime de belediyede görev yapan arkadaşlarımız tarafından gelip su sayaçlarınızı, saatlerinizi değiştirmek istiyor musunuz, mekanik saate geçmek ister misiniz şeklinde bir gün kapımızın zili çalınıp eşimle beraber evde olduğumuz bir saatte karşılaştığımız bir konu oldu. Sonrasında dediğim gibi hemşerilerimizden, bizim gerek onları ziyaretlerimizde, esnaf ziyareti noktasında, gerekse buraya gelen hemşerilerimizde şikayetler konusu gündeme geldikten sonra bu konuyu bir araştırma gereği hasıl oldu tarafımca. Sonra bu konuda daha çok belediyenin yereldeki SEK ve idaresinde görevli ya da sorumlu olan meclis üyesi arkadaşlarımızla oturup bu konuyu değerlendirmeye aldık. Ben kendilerinden bu konuda bilgi istirham ettim. Onlar da benimle bunları paylaştılar. Dediler ki kabaca, mevcutta, yani hiç dokunulmasa su sayaçlarına ya da saatlerine 2.43 gibi bir metreküp kullanım fiyatı var. Bu fiyat, önce Sayın Belediye Başkanımızın da sizler aracılığıyla benim izlediğim, gördüğüm şekliyle saatlerinizi mekanik saate geçirmezseniz 3.11 gibi %25 bir zam yapılacağı deklare edilmişti. Sonrasında mekanik saate geçtiğimizde yine kendinin de deklare ettiği şekliyle %20 daha ucuz olacak şekliyle bir söylemi vardı. Yine ben sizler aracılığıyla bunu okudum, gördüm, bazen de canlı yayında paylaştığı programlarda izledim. Ama baktığımızda yine 2.43 diye tabir ettiğim, çok rakamlara da boğmak istemiyorum çünkü konu anlaşılır olmaktan uzaklaşıyor rakamlara boğduğumuzda. Ama bakıyorum ki yine %15, %20 arası bir zamla, yani mekanik saate de döndüğümüzde 2.43 diye tabir ettiğim rakam 2.78 kuruşlar gibi bir rakama tekabül ediyor. Burada ısrarla %25 indirim yapacağız suda diye deklar ettiği konuda farka hesapladığımızda 33 kuruşluk gibi bir fark ortaya çıkıyor. Yani 33 kuruş metreküpte daha ucuz ya da daha ekonomik su kullanacağımızı Bolu'da yaşayan vatandaşlar olarak kendisi deklar ediyor. Ama bakıyorum 33 kuruşluk bir zam zaten üzerine
okuma bedellerini de eklediğimizde bu fark kayboluyor. Yani bir indirimle karşı karşıya gelmiyoruz. Artı her halükarda mevcut sistemde de kalsak, mekanik saate de ya da sayaca da dönsek mutlaka ortada su fiyatlarında bir artış görülüyor. Ve bunu şu anda hisseden vatandaşlarımızdan da daha çok bana anlayamadıkları ve bir kafa karışıklığı olması sebebiyle gelip bu konuyu soranlar oluyor. Biz de kendilerine yavaş yavaş şu an artık tam zamanlı kapanmanın da bittiği, geride bıraktığımız bayramın da sonrası yavaş yavaş hemşerilerimizle hem bayram tebriki hem de geride bıraktığımız dönem ya da zaman diliminde bizlere ziyarette bulunan hemşerilerimize, STK'larımıza ve bunun içinde sizler de varsınız, basın mensuplarımızla da iadeyi ziyaret noktasında yine sizlerin de iş yerlerinde, mesai mefhumunu gözettiğiniz yerlerde bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bu kafa karışıklığı halen sürmekte ve dün cereyan eden, buraya gelen bir hemşerimiz tarafından belediyemizin bir insert olarak bastırdığı ve bununla alakalı, yani su sayaçlarını mekanik saate döndürdüğünüzde aha bunlar karşınıza çıkacak, daha ekonomik su kullanacaksınız diye, ama bunu değiştirdikten sonra da böyle olmadığını hisseden, sayısal olarak da bunu hesaplayıp kitaplayıp bana aktaran bir hemşerimiz oldu. Bunun üzerine biz tekrar, hatta dün belediye meclisine gitmeden önce ben belediye meclis grubundaki arkadaşlarımıza bu konuyu sordum. Tekrar kalemi kağıdı elimize alıp matematik hesabı yaptık. İlkokul ya da ortaokuldaki gibi. Yaptığımızda da yine hemşerimizin söylediği, hem kafa karışıklığı hem de her harikarda %15 ile %20 arasında bir zam yapıldı. Biz hesaplarken %14 bulduk. Yani şunu söylemeye çalışıyorum, bir indirim yok ortada arkadaşlar. Yani hemşerilerimize de bu konuda böyle bir bilgilendirmeyi yine sizlerin aracılığıyla yapmış olalım diye bu basın toplantısını icra etme ya da sizlerle bir araya gelme kararını aldık. Ve bunun birinci maddesi olarak, toplantımızı iki gündem maddesi olarak bahsetmiştim açılışında. İkincisi de su saatlerinin değişmesi konusundaki zorunluluk kararının hukuksuzluğu adı altında bir başlık attık. Şimdi neden dayatıyoruz? Neden diretiyoruz? İlla su saatlerimiz ya da su sayaçlarımızı değiştirmek zorunda neden kalıyoruz? Neden dayatılıyor? Birincisi benim evimin içinde bu su saati ya da birçok hemşerimizin. Çünkü o dönemde binalar inşa edilirken bizlerin konut olarak kullandığımız binalar ya da iş yeri olarak kullandığımız binalar su saatleri ya da sayaçları içeride. Bunun dışarıya alınması var. Bu konuda da biz belediye ekiplerince yardımcı olacağız söyleminde bulunuldu. Ben eve gelen arkadaşlarımıza, yani belediye ekibi olarak eve gelen arkadaşlarımıza sordum. Dedim ki yani nasıl yapacağım ben bunu? İçeride nasıl alacağım dışarıya? Dediler ki biz bu konuda yardımcı oluyoruz. Peki ne yapıyoruz? Biz dışarıya aha buraya çekeceğiz. Bunu nasıl kırmadan dökmeden çekeceğiz? Çünkü yani holleri de, evin hollerini de şöyle düşünürsek aha buradaki ortam gibi böyle birkaç yerden suyun dönmesi gerekiyor. Çünkü dışarıda holde bu suyun geçtiği yeri bulma şansımız şu an için yok. Dediler ki biz kendimiz fiziken bunu yapacağız. Fakat kırma dökme, parçalama işleri çıkacak malumunuz. Hani bu konuda yine bir tadilat, tamirat oluyor. Buradan yola çıkarak da neden ısrarla değiştirmemiz gerektiğini sordum. Dedim ki buradaki benim karım vatandaş olarak, Bolu'da yaşayan vatandaş olarak daha ekonomik bir su kullanacaksam, ki biliyorum belediye başkanımızın haklı olduğu bir söylemi vardı. Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanacağız diye. Ki biz de her fırsatta da sizlerle bir araya geldiğimde vurguladığım bir şey var. Halka rağmen siyaset yapan ya da yapma anlayışını güden bir siyasi anlayış değiliz. Benim Bolu'da beraber yaşadığım, sizlerle beraber yaşadığımız hemşerilerimiz, komşularımız Sayın Belediye Başkanımızı uygun olarak görmüş ve tercihini bu yönde kullanmışsa benim de belediye başkanım, hepimizin belediye başkanı. Yani iyi olacak, toplum ya da halk menfaati gözetilerek yapılacak her şeyin yine arkasında olduğumuzu defalarca kez deklar etmiştik. Kaldı ki bir şey söyleyemeyeceğini söyledi arkadaş bana. Yani ben bu konuda yorum yapamam. Gerekli bilgileri isterseniz belediyemizi ziyaret eder, bu konudaki teknik ekiplerden bilgi alabilirsiniz. Ben de sordum, dedim ki yani bunu en azından benim belediyeden bu konuda bilgi almam için sen kapıya kadar gelmiş, zahmet buyurmuşsan teşekkür ediyorum.
Ama bir açıklama da olmalı ki ben ikna olmalıyım ya da kafamdaki karışıklık gitmeli. Ama buna da bir cevap veremeyeceğini ve bir cevap alamayacağımı ısrarla defalarca kez sormama rağmen. Hatta komşularımdan bir tanesiyle istişare ederken siz ne yaptınız Ahmet abi, Mehmet abi diye sorduğumda biz dedi değiştirmeye karar verdik. Neden dedim? Ben veremedim çünkü kafam karışık. O gün hesaplamamıştık da daha henüz böyle oturup konuyu da masaya yatırmamıştık. Dedi ki her halükarda zaten sonunda buna zorlayacaklarını hissediyorum. Yani buna mecbur bırakıldığımızı hissediyorum. Yani aslında buradan yola çıkarak bu kafa karışıklığının ya da bu yapılan hukuksuz olduğunu bizim nitelendirdiğimiz bu işlemin sağlıklı bir şekilde hemşerilerimiz tarafından anlaşılamadığı konusu gündeme geliyor. Ve biz buradan yola çıkarak bugün itibariyle aldığımız karar noktasında konuyu hemşerilerimizin de mağduriyeti noktasında hukuka taşımaya karar verdik. Yine zorunlu değişiklik. Efendim? Zorunlu değişiklik. Tabii zorunlu değişiklik ısrarı konusunu hukuka taşıyoruz. Yani başlığımız şu an itibariyle zaten bu konu. Yani sonuç olarak şöyle özetleyeyim. Partimizin hukuk işlerinin yaptığı geniş araştırma sonucunda da yani bizim de içimizde hukukçu olarak görev yapan mesai gözettiğimiz hukukçu arkadaşlarımız var. Alınan bu meclis kararını yani su saatlerinin değişiminin zorunluluğu değiştirilmesini konusunu hukuka uygun olmadığını ve vatandaşın da yararına olmadığını düşünerek aynı zamanda da Bolu hemşerilerimizden bu konuda gelen yoğun şikayetleri de göz önünde bulundurarak konuyu hukuka götürme kararı tarafımızca alınmıştır. Öncelikle bunu deklare etmek istiyorum. tvbolu.com